Hoş geldiniz. Yedim selamlıyorum. Huzurun şehadetiyle ilgili konuşurken daha doğrusu şöyle alayım. Herhangi bir şey hakkında konuşurken o hadiseyi bilmenin, o hadiseye vakıf olmanın kendi içinde mertebeleri vardır. Hani şimdi siz bir hadiseyi bilirsiniz. İşte İstanbul diye bir şehir olduğunu bilirsiniz. İstanbul şehrinin içinde yaşayarak bunu bulmak başka bir şeydir. New York diye bir şehir olduğunu bilmek ama oraya hiç gitmemiş olmak başka bir bilinç türüdür. Şimdi bunu niye söyledim? Şundan dolayı Ünsal Zor'un şehadeti manalandırılmaz, yani manalandırılması gereken bir şey olduğu için. Ünsal Zor'un şehit olduğunu, mesela bundan iki sene evvel Mart işte 2015, 25 Mart 2015'te Adımlar Dergisi'nde bir patlama olduğu bizim hepimiz için bir bilgi seviyesidir. Fakat bunun yapıcılar tarafından hangi sebeple böyle bir şeye maruz kalındığını bilmek bir bilgi mertebesidir. Biz bunu mesela en iyi ne şekilde görebiliyoruz? Biz işin içinde olanlar olarak da işi müspet manada hayret ettiğimiz şekilde kumandanın yazısında görmüştük mesela. Hatta Ali Osman Bey de o zaman o şekilde bir şeyde bulunmuştu. Biz açıkçası mesela o derece bir şey olduğuna biz de hayret etmiştik. Yani bunu şunun için söylüyorum. Yani bir şehidi anmak demek o şehidin neden şehit olduğunu şuuruna varmakla mümkün. Şimdi biz bunun şuuruna vardığımız noktadan itibaren onun şehit olduğu meseleyi devam ettirip ettirmemek ancak o zaman bir mesele olarak bizim karşımıza çıkıyor. Fakat bizden şehidin neden şehit olduğunu doğru bir şekilde hülasalandıramadan yolunu devam ettirmek diye bir şeyden bahsedemeyiz yani. Şimdi bununla ilgili mesela kıssanın hepsine girerek hani lafı çok uzatmak istemiyorum ama Hızır Musa kıssası vardır Kur'an-ı Kerim'de, herkesin malumu. Şimdi kısaca şöyle bir şey yapayım. Esasında kendisine bir soru sorulduğu zaman Hazreti Musa orada bir cevap veriyor. Verdiği cevabı kendisi de çok beğeniyor ve diyor ki hikmet, yani kendisinden daha hikmet sahibi bir insan olmadığı şeyine kapıldığı zaman ona bir şey veriliyor Allah tarafından. İşte şu, aslında senden daha hikmet sahibi bir insan var diye. Şimdi hikayeyi hızlı geçeceğim. Onun yanına gittiği zaman onunla beraber yolculuğa çıkmak istiyorum. Mesela. Şey diyor ki, Hızır ona diyor ki, bu cümle çok önemli. Yani benim anlatmak istediğim şey bu. Diyor ki, sen benimle birlikte sabredemezsin. İç yüzünü bilmediğin şeyin nesine sabredeceksin diyor. Şimdi bu cümle bir şeye sabretmek demenin, bir şeyi bilmek demek olduğunun delilidir normalde. Yani peki ben bilmiyorum da benim başıma geldi, o zaman ne oluyor? Bizim ona dediğimiz şeyde maruz kalma oluyor. Yani şimdi bizim o hadiseden beri karşısında durduğumuz çetin sınav, Ünsal Zor'un şehadeti bizim için bir sabır vesilesi mi, bir maruz kalma vesilesi mi olacaktır? Şimdi doğru soru budur. Şimdi sabır dendiği zaman da bizde böyle suskunluk, tahammül gibi şeyler mesela anlaşılır. Bu da doğru değil. Yani sabretmek bir şeyin kumandan mesela Ünsal Zor'la ilgili şeyini yazdığı zaman ne dedi? Bu saldırı dedi, İslam gençliğine yapılmış bir saldırıdır. Şimdi bir kere bak, bu saldırının manasını çok net bir şekilde ortaya koyan bir şey yaptı. Peki buna cevap olarak nasıl şey yaptı? Mesela onu da söyledi. Bulunulan mevziyi tutmak, bu faaliyeti devam ettirmek, hatta arttırarak devam ettirmek. Bu zaten hem sabrın kendisi, hem de ona verecek cevabın kendisi olmuş olacak. Ama dediğim gibi eğer orada kumandanın şeyini ben kendimizden başlayarak Ünsal Zor'la ilgili yazısını tekrar tekrar okumak
gerektiğini şey yapıyorum. Çünkü Ünsal Zor'un şehadeti, Ünsal Zor'un şahsını geçtiği gibi adımların şahsını da bizim şahsımızı hepimiz de geçmiş durumda. Yani çünkü biz bunu şimdi ben birazdan şeylerle de misaller vereceğim. Yani biz bunu fizik dış alemde de mesela onun şehadetiyle başlayan bir süreçten bahsedebiliriz. Ki daha evvel bunu şeyde yazmıştım. Bundan bence 100 yıl sonra bugünlerin tarihini yazacak bir insan şeyi bir milat olarak alacaktır. Yani hadiseler arasında bir milat olarak Ünsal Zor'un şehadetini alacaktır. O saldırıyı alacaktır. Ha dedim işte o zaman şimdi biz bunu doğru hülasalandırır. İşte bu saldırı İslam gençliğiyse sen o zaman İslam gençliğini temsil ediyorsun demektir. Sen şimdi İslam gençliğini temsil ediyorsan şimdi İslam gençliğini temsil edip etmemek ya da nasıl edip etmemek artık bizim aramızda konuşulabilir. Yoksa bu noktaya kadar ya işte adam gelmiş oraya koymuş işte o da öyle olmuş gibi olunca şimdi sen buna maruz kalıyorsan yani maruz kaldığın noktada benim seninle konuşacak bir şeyim olmuyor. Ya da maruz yani işin sırrına vakıf olup da sabredenle aynı hadiseye vakıf olmadan maruz kalanı konuşacak bir metot problemi olamaz yani. Bu metot nasıl bir metot izlenmesi gerektiği yani öyle iki kişi öyle ya da kişiler arasında konuşulur ki bunların hepsi bu şeyin manasını biliyor olsun yani. Yoksa onun dışında bu şey bir şeydi. Peki biz Ünsal Zor'un şehadetini mevcut yani ülkemizde Türkiye'den de başlayarak dünyada da devam ede gelen düzenden ayrı görebiliyor muyuz? Yani burada mesela Ünsal Zor şahsi bir hesap yüzünden mi mesela şehit edildi? Değil değil mi? Bunun şimdi düzenle bir alakası var. O zaman bunun düzenle bir alakası varsa düzenin ne olduğu da bilinmek mecburiyetine gider. Şimdi o zaman hani senin karşındaki düzen ne? Mesela adam sana saldırıyor. Sana saldıran adamın mesela ya da sen şöyle soralım, soruyu tersten soralım. Sen ne yaparak bu adamın düzeninin tekerine çomak sokmuşsun yani? Şimdi bak bunların hepsini biz şey olarak alt alta koymalıyız ki neden saldırıya uğradığın, kim tarafından saldırıya uğradığın, neden şehit olundu ve o şehadetin üzerine nasıl bir mücadele usulü kurulması gerektiğini hepsi ortaya çıkmış olsun. Şimdi ben şeyi o şeyi söyledim, onu söyleyeyim. Mesela Ünsal Zor'un şehadetinden birkaç gün sonra o hafta içerisinde birkaç tane böyle hala da şey açık sebepleri ve şeyleri çok belirlenmemiş birkaç tane hadise oldu. Bunlardan biri mesela elektriklerin gitmesiydi. Hatta o hemen galiba iki gün sonrasında oldu yanlış bilmiyorsun. Hani ülkenin böyle 50-55 tane ilinde saatler boyu giden bir elektrik yedisi. Kim yaptı, neden yaptı? Ha bunu şöyle yapayım. Burada ben metafizik bir şey yapmak için söylemiyorum bunu. Yani öyle bir kastım yok. Öyle bir yanı da olabilir işin. O beni ilgilendirmiyor şu an. Ama mesela onunla beraber işte savcı cinayeti yaşandı işte hemen iki gün sonrasında. Ondan sonra emniyet müdürlüğüne burada işte bir tane şey kadın geldi bir saldırı düzenledi. Şey olarak da yani böyle bu tip faaliyetler olarak da o faaliyetlerin başlangıcı. Tabii biz şimdi hükümete yakın medyada da olsun. Bu tip hadiseler böyle şimdi tabii bir hafta içerisinde bu kadar şey olunca adam bunu görmezden gelemiyor. Fakat hikaye hiçbir zaman adımların şeyle başlamıyor onların hikayesinde. Her zaman işte adımlardan bir sonraki şeyle başlayıp ilerliyor. Halbuki 12 gün öncesinde esas şeyi verilen şey buydu. Onu da vermiş oldum. Şimdi ben hani kumandanın bir usulü vardı. Bazen konuşurken şey yapıyor. Hükmü başa alarak söyleyebiliyorum. Ben de hükmü başa alarak söyleyeyim. Bu düzenin adı münafık düzeni. Direkt söylemek gerekirse. Şimdi münafık düzeni derken ne demek istiyoruz? Şimdi bizim İBTA mimarları ya da hani fikirlerimizin mimarları diyelim. Hani Necip Fazıl olsun, Mustafa kumandan olsun. Dini jargon noktasında hani böyle işte mümin, kafir, münafık şey gibi şeyler çok fazla kullanmıyoruz. Bu kullanma işimiz üzerine de konuşabiliriz. Bu o bugünün konusu değil de. Fakat burada şuna bizim dikkat çekmemiz gerekiyor. Ayetlerde, hadislerde münafık diye bir insan tipi var. Şimdi
Bunun bizi mesela kendi toplumumuzda neden böyle şey yapmadığımız aslında iki tane sebebe dayanıyor. Yani sanki hiç yokmuş gibi davranmamız iki tane sebebe dayanıyor. Bu sebeplerden bir tanesi müsbet sebeptir, bir tanesi menfi sebep. Müsbet sebep şu, münafıklık hukuki bir kavram değil. Yani sen bir insanı, bu adam münafık diye, mesela sen bir insanı bu adam münafık diye murafaya, mahkeme huzuruna çekemezsin mesela. Çünkü zaten bu adam eğer münafıksa, bu adamın sureten görünüşü mümin olmalıdır ki bu adamın hükmü münafık olsun. Yoksa adamın zaten şeydeyse, yani mümin sıfatı göstermiyorsa, sıfat olarak mümin sıfatı göstermiyorsa bu adama zaten münafık denmez. Bu işin nasıl bir tehlikeli yanı? Şimdi müsbet derken şunu kastettim. Hukuki olarak bunun önünde böyle bir engel olduğu için hani şuna buna münafık denmesin şeyinin önüne geçmek içindir bu. Fakat bunun menfi neticesi olan hani bizim bunu gözden kaçırıyor olmamızın sebebi şu. Ben burada düzen münafık düzeni derken ben bu insanların, bu düzeni kuran insanların, bu düzene ahlakını yerleştiren her kimse, her neyse onun ona münafık derken onun ben indallah'taki pozisyonunu kastetmiyorum esasında. Ben burada bir zihin, akıl çalışma düzeninden bahsediyorum münafıklık derken. Bunun ne demek olduğunu da açacağım şimdi. Şimdi hep hani daha evvel belki de söylemişimdir. Onu tekrar şey yapayım. Şimdi münafık şu demek değil benim jargonumda bu demek değil. Şimdi biz burada Müslümanlar olarak diyelim hani bir araya gelmişiz diye Kur'an-ı Kerim okuduk yaptık falan. Şimdi birimiz böyle Müslüman gibi davranıyor, ondan sonra buradan çıkınca böyle ellerini ovuşturuyor. İşte Müslümanları kandırıyor falan. Ya münafıklık böyle bir şey. Yani teknik anlamda da böyle bir şey. Hatta Hazreti Ömer'in şeyin listesi Enes'teydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Enes bin Malik'teydi. Enes'te miydi? Zeyfe. Yani Huzeyfe'deydi. Onun peşinde dolandığı söylenen hani listede benim adım var mı falan diye. Çünkü gerçekten insana dahi gizli olabilen bir şey. Yani peki biz bunu nereden şey yapacağız? Alametlerinden. Mesela bir tane hadis-i şerifte Allah'ın merhamet sıfatı üzerine bir sohbet yaparken Allah Resulü 3 tane insan tipidir. Allah'ın merhametinden faydalanamayacağını söylüyor. Yani burası çok önemli. Bak, merhamet üzerine bir sohbet yaparken 3 tane insan tipidir. Allah'ın merhametinden faydalanamayacağını söylüyor. Bunlar zaten şu an sayıldığı zaman nasıl şeyler olduğu kendi kendine ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi gurur sahibi fakir. Fakat bizim hani İslam alimlerimiz burada bunu tarif ederlerken buradaki fakirlikten kasıt mal fakirliği değildir. Çünkü mal zenginliği zaten gurur yapılacak bir şey değil ki mal fakirliği gurur ters bir şey olsun. Yani buradaki fakirlik bir şeyden mahrum olmak. Mahrum o. Yani mesela ilmi olarak, insan kalitesi olarak mahrum ama onun gururunu satan insan tipi birincisi. İkincisi şehvet sahibi ihtiyardır. Bakın dikkat ediyor musunuz? Yani aslında nasıl insan tipleri oluyor? İhtiyacı olmadan o işe böyle meyleden insanlar kastediliyor ki. Üçüncüsü de yalan söyleyen devlet başkanı. Bak bu üçü sayılmıştır. Bu üç özellik arasındaki ortak özellik, üç tane şey arasındaki ortak özellik ihtiyaç noktasında. Bakın mesela Allah Resulü orada yalan söyleyen rahmetten faydalanamayacak demiyor. Yalan söyleyen devlet başkanı. Ya da şehvet sahibi rahmetten faydalanamayacak demiyor. Şehvet sahibi ihtiyar. Yani aslında ihtiyacı olmadan bu şeyi yaptığı halde. Çünkü bir insanın mesela şimdi günaha şey yapmak gibi olmasın ama yalan söylemeye ihtiyacı olabilir. Yani bak buradaki mutlak ince adaleti görebiliyor muyuz yani? Yalan söylemeye ihtiyacı olabilir yani. Şundan dolayı bundan ama devlet başkanı olamaz yalan söylemeye. Yani bu adam yalan söylüyorsa mesela bir devlet başkanı. Yani bu adam bizatihi yalanı sevdiği için yalan söylüyor. Bunun başka bir şey olamaz yani. Mesela bu tip şeylerle biz
Yani o insanlara karşı, o tip insanlara karşı pozisyon almamız için Resulullah'tan ya da İslam alimlerinden bize bu tip uyarılar gelir. İşte mesela onlarla ilgili başka şeyler de söylenir. İşte verdikleri sözü tutmazlar, vaat ettikleri şeyi yapmazlar gibi 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 alametleri taşırlar. Şimdi düzene münafık düzeni dedik. Münafıklığın şöyle bir özelliği var. Münafık mesela kafir tarafından tanınan bir insan tipi. Hatta bir keresinde şeyle konuşurken vermiştim o misali. Şimdi ben burada hasbihal yaptığımız için bu tip şeyler söylüyorum. Ali Osman abiyle konuşurken bir konuşmuştuk öyle bir şey. Münafık nasıl bir tip biliyor musunuz? Vereyim o misali burada da. Şimdi Ebu Cehil şeyde Bedir'de düşüyor yaralana baktım. Sahabe bizim üstüne çıkıyor işte onu öldürmek için. Bu şey, hani Ebu Cehil soruyor alttan işte kim kazanıyor, kim ne oluyor falan filan. Ya da yüksek yere çıktın falan diyor o sahabe. İşte münafık o Ebu Cehil'in yerinde olsa orada kelime-i şehadet getirecek insandır. Şimdi şey olmasın. Şimdi adamın ya sen de şimdi adamın kelime-i şehadet getirmesine mi kızıyorsun gibi olmasın. Yani bu tabii sadece kavli olarak kelime-i şehadet getirecek yani kalp olarak değil. Dolayısıyla Ebu Cehil'den beter bir insan tipini düşünün yani şimdi karşınızda anlatabiliyor muyum? Yani bu tip mesela şeylerle yani biz bunları nasıl şey yapacağız? Yani biz bunları bu tip mesela feraset şeyleriyle görmemiz lazım. Bunu yapabilmemiz için şöyle bir şey var. Mesela şeyin bir dörtlüğü vardı çok severim. Niyaz-ı Mısri'nin ya da Nesibi'nin de olabilir. Yanlışsam düzeltin. Der ki savmu salatı hac ile savma biter zahid için insan kamil olmaya lazım olan irfan imişler. Yani savmu salat dedi işte oruç. Yani ibadetle şey olmaz hani irfan imiş. Yani bunu niye söyledim? Bizde bir şey, şimdi münafıklığı bu şekilde otantik olarak ortaya tarif edemediğimiz için münafık olmayan insan tipini ortaya koyduğumuz zaman o koyduğumuz tipe uymayan insan zihni o münafık gibi zihni çalışan insan tipi olmuş olacak. Mesela biz bunu nasıl şey yapacağız? Şimdi bir insanın mesela kamil olması için hani diyor ya insanın kamil olmak için lazım olan irfan imiş. Bir insanın kamil olması bir mecburiyet zaten. Hani hayata gelişim mecburiyet. Şimdi biz onu dört tane şeyde süzeriz. Bak biz bir insanı yani Müslümanlar bunu bizim bütün İslam alimlerimiz üzerinde ittifak etmişlerdir. Bu dört tane şey kalp, fiil, ahlak ve marifettir. Yani nasıl söyleyelim? Yani bir insanın kelamına bakarız. Fiillerine bakarız, ahlakına bakarız, marifetine bakarız. Şimdi bunları tek tek ben şey yapacağım kısa kısa. Marifetten kastı ne? Marifet demek, bu bizim marif dediğimiz milli eğitim var ya, şey anlamdaki marifet değil bu. Hani böyle tarikat şeylerinde de kullanılıyor işte marifet sahibi. O anlamda bir marifet, genel metafizik bir marifet değil. Bildiğin bizim ilim dediğimiz şey marifet. Fakat burada niye mesela ilim kelimesi zikrediğim böyle marifet kelimesi zikrediliyor? Şundan dolayı. Çünkü ilim aslında sadece Allah'a mahsus bir şey. Biz şeyleri ancak marifet edebiliriz. Marifet ettiğimiz şey. Şimdi bunun şeyini bağlayacağım şimdi. Marifet ettiğimiz şey. Ya diyelim şu cep telefonu benim için bir şey olsun. İlim mevzusu. Ben bunu hiçbir zaman ilanın bunun hakkındaki ilmi gibi bir ilimle bilemeyeceğim. Yani benim bunun hakkında bir sürü eksiklerim kalacak. İşte bu farkın oluşturduğu şeye biz o yüzden marifet diyoruz. İlimin insanlar arasındaki kullanımı tabirendir. Yani bu ilim sadece Allah'a mahsustur. Bizim o konudaki eksik olarak bilmemize de marifet denir. Bizim iman dediğimiz şey ise Allah'ın o ilmiyle bizim eksik marifetimiz arasında kalan boşluğu dolduracak şeydir. İşte o boşluğu dolduracak şey de iman diyor. Şimdi dört tane şey saydım ya. Şimdi marifetini şey yaptım.
Şimdi zaten hani diğerlerini çok şey yapmamıza gerek yok. Hani ne dedik? Söz dedik, fiil dedik, ahlak dedik, marifet dedik. Şimdi mesela biz o zaman karşımızdaki düzeni de, madem insanları böyle şey yapıyoruz, onlara da münaf tutuyoruz, karşımızdaki düzeni de bu şeylerle sınayalım. Mesela geçen gün çok ilginç bir şey oldu. Bir tane gençle konuşuyor. Bu bağışlar tarafında oturuyormuş. İşte bahsediyor, şey var, çok hapçı var, işte çok arttı abi son 10 senede, şu oldu, bu oldu, milletin yuvanını kesiyorlar, haraç kesiyorlar falan filan. Mesela adama şey dedim, ya bak sen dedim bir, karşındaki bir siyasi iktidara, mesela neresinden kalbim veriyorsun? Hani sana ben desem ki, ya şunu düşünme aklımda 10 tane şey yap mesela, neyden kalbim veriyorsun? Mesela adam kapısının önünde hapçı olsun dedi. Ülkede son 10 senede mesela uyuşturucu yüzünden ölenlerin sayısının 10 kat artmasını, boşanma sayısının 3 kat artmasını, cinayet sayısının 2 kat artmasını, ceza mülkiyet sayısının 5 kat artmasını falan şeyin hanesine yazmıyor mesela. Mesela ben bunu söylediğim zaman da çok şey yaptı. Yani gerçekten nasıl ben böyle bir şeyi düşünemem diye. Ya sen dedin, adam diyor ki evime giremiyorum diyor. Evime giremiyorum diyor. Ya diyorum niye evine giremiyorsun? İşte kapıda şeyler oturuyor. Peki sen bundan dolayı bunu sorumlu tutmak hiç aklına gelmiyor mu? Gelmiyor mesela bana. Şimdi niye gelmiyor peki? Çünkü toplumlar liderlerine uyarlar. O yukarıdan aşağı o münafıkça çalışan zihin, yukarıdan aşağı piramit gibi bütün şeyi etkilediği için bunları hep temellendireceğim. Ya bu onun zihni öyle çalışıyor da bunun da zihni böyle çalışıyor. Yani milyonlarca, piyasada milyonlarca aynı tipin farklı görünümleri zor ediyor. O yüzden aynı şeyler karşısında tabi olarak aynı tepkiler. Şimdi mesela diyelim ki şey, biz bunları bir şey yapacağız. Din meselesini baz alalım mesela. Şimdi şimdi bakıyoruz böyle o televizyonlarda işte soru soruyorlar. Şimdi mesela bir tanesi YÖK'e atanmış o Nihat Hatipoğlu. Bak ben direkt hiç ima falan yapmıyorum yani. Direkt isimleriyle söyleyeceğim hepsini. Ya şimdi bir tanesi çıkmış televizyonda şey soruyor ona şimdi. Düzene bak yani. Biz diyor kestiğimiz kurbanlar diyor bizi sırattan geçirecek ya diyor. O diyor koçu diyor boynuzlu alırsak diyor üstüne binince hani boynuzunu daha rahat tutarız değil mi diyor yani. Sıratın üstünden geçer. Yani bunu ona anlatıyor yani. Falan gibi. Ya şimdi din işi böyle bir iş değil. Yani peki ne oluyor? Hani niye ben münafıkım? Çünkü adamın yaptığı şey surette din işi. Değil mi? Şimdi adamın sorduğu soru ne? Abi Sırat Köprüsü'yle ilgili soru soruyor. Ben de burada karşı çıktığım zaman adamın Sırat Köprüsü'yle ilgili soru sormasına karşı çıkmış oluyor. Şimdi ben buna karşı çıkmış olunca da o din işi olmuş oluyor. Ben de din dışı olmuş oluyorum. Yani şimdi peki bizde gerçekten tarihe baktığımız zaman din adamı diye bir sınıf var mı? Yani ya bizim Hristiyanlıktan en temel farkımız budur. Sen öyle bir sınıf oluşturursan bu zaten bir ruhbanlığa gider. Şimdi aynı şey gibi yani Tanrı'dan çok çok küçük, insandan çok çok büyük. Dönüşmedi mi zaten? Dönüştü değil mi? Şimdi ben mesela burada şahsi hasbihal yaptığımız için şahsi bir hatıramı anlatayım size. 5-6 tane böyle bu Fatih'in, Zengi'nin Fatih'te oturan Hacı Hoca böyle hani görünür olarak. Hacı Hoca tipini şey yapıyorum, oturuyorum aralarında böyle, bir tane kamyoncu bir abi var bizim. Köyünden gelmiş, tek bir tarlasını satmış, bununla bir tane kamyonet almış, bir tane çocuğu var, bir de işte hanımı var, burada oturuyor, kirası var bilmem ne. Geldi, bunlar da Hacı Hoca ya şimdi, bunlara şey soruyor. Diyor ki, ya diyor ben şimdi bu arabayı aldım son paramla, yani taşımacılık yapacağım, başka da hani aileme bakacak bir şeyim yok, kiralayayım bilmem ne. Şimdi diyor şey yapacağım, ben bunu diyor kasko yaptırmak istiyorum mesela, sigorta yaptırmak istiyorum. Bu bizim dinozorlar şimdi şey yaptılar hemen, ya öyle şey olur mu falan bilmem ne diye. Şimdi bak bu adamların her birinin altında son model Mercedes var. Yani böyle kalantor tipler yani. Ondan sonra kalktım ayağa dedim ki, kardeşim ben o zaman size bir soru soruyorum. Bu adamın kamyonu çalındı bu gece. Sen şimdi şeysin, o zaman sen vereceksin bu işin garantisini. Burada 5 kişi toplanacak diyeceksiniz ki kardeşim sen bunu Allah için yapmayacaksın. Eğer senin kamyonuna bir şey gelirse şeyi biziz.
Yapacak mısın bunu? Yapmayacaksın. İşte hani münafıklar, bir insan. Ben şimdi burada şey yapacağım, sözü Gürsel'e bırakacağım ama sözlerim bitmedi yani. İki bölüm. Gene iki bölüm halinde. Böyle birkaç bölüm halinde konuşmak istiyorum. Birincisi, Ünsal Zor etrafında, Ünsal Zor'u nasıl anlamalıyız, nasıl tanımalıyız etrafında tabi daha yakından tanıyan arkadaşlar var. Benim de Ünsal Zor 25 senelik arkadaşımdı. 25 senelik abimdi, büyüğümdü. Şimdi Ünsal Zor deyince, Ünsal Zor bizim için şuydu, Ünsal Zor bu davanın temel taşlarından biriydi. Yani temel taş derken ne demek istiyoruz? Yani düşersiniz, kalkarsınız, şuraya gidersiniz, buraya gidersiniz. Bilirsiniz ki o hep buradadır. O yani o hani şey vardı yani Üstad'ın şiiri, yani bilirim kalkmayacak bir yer gibi başımdan der mi? Yani Ünsal Zor'un burada olduğunu bilirsiniz. O her zaman buradaydı. Her zaman içeri girdi, çıktı. Ve çok yani Ünsal Zor bizim için önemli birisiydi bizim için. Yani bu davada isim bırakan, bu davaya öyle gelip gitmeyen, bu davaya da adını yazdıran birisiydi Ünsal Zor. Tabii birçok maceramız oldu birlikte. Ben 90 yılında tanıdım onu. 90 yılından bugüne kadar birçok maceramız oldu birlikte. Birçok şeyimiz oldu. Ünsal Zor yanınızda olduğu zaman size güven verirdi. Ve şunu da şey yapayım, size güvenirdi de Ünsal Zor. Yani Ünsal Zor arkadaşlarıyla olduğu zaman, birlikte bir şey yaptığı zaman Ünsal Zor sayısız arkasına bakmazdı hiç. Hemen şeye girerdim. Onun mesela en çok karakteristik şeylerinden bir tanesi, gittiğimiz zaman bir yerde mesela bir şeye giriyoruz, bir engelle karşılaşıyoruz. Orada böyle bir geçici bir düzen oluşuyor. Ünsal Zor o düzeni bozardı hemen. Hemen bir isyan şey yapardı, bir şey çıkardı. Şimdi düşünün, şöyle bir misal vereyim. Şunu mesela çok yapmıştır, çok birçok yerde ve onun o hareketi bizim önümüze açardı. Mesela şimdi tutukluyuz, şey oluyoruz, ring aracına koymuşlar bizi, bir yere gidiyoruz. Hapishanede şöyle bir arkadan kelepçelemişler, açmıyorlar mesela. Şey yapamıyoruz, şöyle diyoruz da olmuyor, böyle diyoruz da olmuyor. Ünsal Zor orada bir olay çıkardı. Bir başlardı bağırma, açarma. Anında o şey çözülürdü. Hatta bir abi demişti bir defa Bakırköy'de, hiç unutmuyorum, yine öyle bir şey yapmıştı. Bize su mu vermiyorlardı ne ring aracına? Ya her davaya Ünsal Zor gibi birisi lazım demişti. Şimdi böyle yani her olayı çözüyordu. Yani o şimdi onun o hareketi çözüyordu. O böyle bir şeyde nasıl diyeyim, o böyle o sahte dengeleri bozan bir tarafı vardı Ünsal Zor'un ama bence karakteristik bir yönüydü o. Dediğim gibi bu davanın temel taşlarından, bu davada hep var olan, hep yani siz yatsanız da kalksanız da şuraya gitseniz de buraya gitseniz de onun burada olduğunu bilirdiniz. Şimdi bu şekilde kısaca bir iki cümleyle manalandırdıktan sonra şeye geçeyim. Şimdi onun şehadetine giden süreç. Bu çok karmaşık bir süreç. Yani bu işin içinde işler var, işin içinde işler var. Acayip acayip şeyler var. Şimdi bir kere bakıyoruz, hadise Orta Doğu'da başlıyor. Ne oluyor? İşte IŞİD bir anda bir çıktı, Musul'u aldı, şey yaptı, o Kobani veya Aynalar'a mı diyoruz? O oraya dayandı ve orada buradaki hadiseler patladı. O 6-7 Eylül olayları. Ekim mi? 6-7 Ekim olayları. Başladık yani o daha önce görmediğimiz bir şeydi. Mesela Müslümanlara saldırmaya başladılar. Yani halka saldırıyorlar, Müslümanlara saldırıyorlar. Şimdi bu süreç içerisinde ben hani Ali Osman abi takdim ederken dışarıdan bir göz olarak şey yaptı. Ben şimdi dışarıdan bir göz olsam bile devamlı benim yani göz olarak devamlı adımlara bakardım. Adımlar ne yaptı? Çünkü hareket burada, şey burada. Şimdi mesela ben adımlardayken dışarı bakma ihtiyacı çok duymuyorum. Ne yaptıklarını yaptım, çok bilmiyorum şey yaptım. Ama mesela ben adımların dışındayken adımlara devamlı bakarım. Ben o süreci de yakından takip ettim.
adımlardaki iki şey mesela çok büyütüldü. Çok şey yaptı. Yani büyütüldü derken, şimdi bu saldırının zemini oluşturdu. Mesela nedir? İşte o meşhur toplantı. Çok ünlü oldu. Bunlar yani bütün Türkiye'de şey oldu. Çok ünlü olan hadise, meşhur toplantı adımlar dergisinin işte bayramlaşma diyelim falan. Diğeri de o şey, IŞİD sen oradan biz buradayız. O kadar büyütüldü bir anda böyle solcunun, sol kesimin, Kürtçü kesimin diline pelesenk oldu. Herkes adımları hedef göstermeye, adımları şey yapmaya başladı. Ben o süreç içerisinde böyle temastaydım. Şey yaparken tartışmalara girdim. Ya bakın bunu yapıyor da şöyle bir gerekçesi var, böyle bir şeyi var. Biz Müslümanlar olarak kendi geleceğimizi düşünmek zorundayız. Yani tartışmalara girdim. Ama böyle sol kesimin bir böyle kas kafalı bir tarafı vardır. Onlar daha çok böyle korkularıyla şey yaparlar, refleks gösterirler, tepki gösterirler. Bir şeyi bir yerden kaptıkları zaman onu kolay kolay değiştiremezsiniz onlarda. Şimdi böyle adımlar dergisi düşman bir çizgiye gitti. Onların şeyi buydu. Tabii ben o dönem kendi şeylerim içerisinde izah etmeye çalıştım. Şöyle böyle falan derken yok anlamıyorlar, şey yapıyorlar. Bir anda adımlar her tarafta hedef gösterilmeye başlandı. O 6-7 Ekim olaylarıyla birlikte. Şimdi burada nasıl oldu, nereye geldi hadise? Ve yani ilk çıkış yeri zannediyorum siz şey yapmıştınız, o şeyleri kayıtlı olması lazım. İlk çıkış yeri, ilk adımların hedef gösterilmesi zannediyorum Amerikalı bir yazar tarafından. Şimdi böyle bir şey. Şimdi oradan çıkıp buraya gelmesi, sol kesimin ve Kürtçü kesimin diline düşmesi, bu dikkatimizi çekmesi gereken şeylerden, noktalardan bir tanesi. Şimdi buradan çıkıp, şimdi Amerikalı şey hedef gösteriyor ve bir anda solda Kürtçü kesimin diline geliyor. Bu Orta Doğu olaylarının veya diyelim Suriye olaylarının şeye yansıması. Kobani meselesinin Türkiye'ye yansıması. Şimdi ikinci olarak dikkat çekmesi gereken nokta ise şimdi Adımlar Dergisi'ne saldırı düzenlendi. Bunu daha önce adı duyulmamış, kim olduğu solcular tarafından bile bilinmeyen bir örgüt üstlendi. Bir anda ortaya çıktı. Şimdi bu örgüt şu, yani YPG'nin Türkçesi ne kullanıyor? Neydi onun ismi? Halk Savunma Birlikleri. Evet. Şimdi bu YPG şeyinin Türkçesi, Türkçeleştirilmiş şekli. Bu daha önce böyle bu şekilde kullanılmamış. O da şu an hala faaliyette midir, bu var mıdır bilmiyorum. Böyle bir şey. O dönemde ortaya çıktı şey üzerinden, Twitter üzerinden. O üstlendi birkaç gün sonra olayım. Yalnız burada dikkat çekici şöyle bir şey var. Şimdi o üstlenirken olayım ve hükümet yanlısı şeylere baktık. Hükümet yanlısı yayınlarda bu saldırıyı haklılaştırma yönünde yayın yapmaya başladılar. Çünkü esas bak, olay nereden nerelere geldi. Şimdi bu işin karmaşıklığı burada. Şimdi çıkıyor Amerikalı hedef gösteriyor, sol kesimin diline düşüyor, onlar goygoya başlıyorlar. Ve sonra saldırı olup bu yine sol kesimde veya Kürtçü kesimde görünen böyle bir şey üstlendiği anda bunu hükümet yanlısı şeyler de, bu muhafazakar kesim de bunu haklılaştırma yönünde yayın yapıyor. Şimdi şu aklınıza gelebilir. Şimdi o dönemde emniyet içerisinde veya şeyde FETÖ'cüler hakimdi falan, bunlar şey. Hayır ya, Yeni Şafak'ta da mı FETÖ'cüler hakimdi o dönemde? Kaldı ki o 15 bu şeylerden sonraki süreç. O dönemde hakimse şu anda hakim. Yani oraya hakimse ve bunun üzerine hiçbir şekilde gidilmedi. Şimdi Çağlayan gibi bir yerde gelip Adımlar Dergisi'ne bomba konulup ortada hiçbir ipucu bırakılmıyorsa bu çok düşündürücü bir hadise. Yani ya bırakıldı da görünmüyor ve hatta çok profesyonel, çok şey birileri bu işi yapıyor. Yani bir sol grup, bir şey grup gelip Çağlayan gibi bir yerde Adımlar Dergisi'ne bomba koyuyor ve oradan şey yapıyorsa ve bunun hakkında hiçbir şey ortaya çıkarılmadı.
Hiçbir çalışma yapıldı mı yapılmadı mı bunları bilmiyoruz. Adımlar dergisiyle hiçbir şey paylaşılmadı. Şimdi işin enteresan, birbirinden her adımı birbirinden daha ilginç, daha esrarengiz bir şeye bölündü. En son şeylerden birisi, sol gruplardan birisinin iki militanı çatışmada öldürdü. Ve onların yaptıkları şeyler açıklanırken işte adımlara bombayı da bunlar koymuştu dedi. Şimdi burada çok, yani bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz da benim için çok ikna edici bir şey açıklama değil bu. Bir haber zaten. Yani şimdi, ya, şimdi onların grubu, onların grubu bunu açıkça üstlenmedi. Öyle bir olay. Şimdi bir ekleme yapalım. Hı-hı. Bence önemli. Estağfurullah. Tabii siz daha iyi biliyorsunuz. Bir şafak, onların ölümünde yaptıkları dört eylemi sayarken adımları saymamışlar. O kadar. Yani böyle bir şey araya sıkıştırdılar yani bir yerde bir şekilde. Yani bunu onun lehine olacak olarak söylemiyorum. Evet. Onu örtmeye çalıştım. Anladım. Yani tuhaf bir şey oldu. Adımlar dergisini, Adımlar dergisine saldırılması çok esrarengiz bir olay. Çok hani şimdi Cem söyledi millet olayı. Keşke şey de kumandanın o konuda yazdığını da okusak burada o daha iyi olur. Musa'nın şehadetinden sonra yazdım. Şimdi bu böyle bir kere karmaşık bir süreç ve bunu bir nevi şimdi şöyle bir tablo var ortada. Bu çözmemiz gereken, bilmemiz gereken şey bu. Şimdi Amerika hedef gösterdi. Sol kesim goy goy yaptı veya yaptı. Ve sonra onun yaptığına muhafazakar kesim iktidar sahip çıktı. Şimdi böyle bir şey, bu çok mantıklı bir şey değil. Çok mantıklı bir şey değil. Bu şunu gösteriyor. En son bu böyle bir süreç varsa ortada, bu şu demektir. Bunu sahiplenen, şüphe bunu sahiplenenler üzerinde kalır. Demek istediğim, ya o öyle. Şimdi bir aynada şöyle görüyorsun, bir aynada şöyle görüyorsun. Ya şimdi hani şöyle düşünelim. Minibüste birisinin cebine elini sokuyor. Bir şey çalıyor. Şimdi ve diyelim ki minibüste peş peşe böyle aynalar var. Şu aynaya bakıyorsun ve minibüste demeyeyim hani berberde oyna olur ya önde ayna, arkada oyna. Şu aynaya bakıyorsun şu yapmış gibi görünüyor, bu aynaya bakıyorsun bu yapmış gibi görünüyor. En son bakıyorsun biri dükkandan çıkıyor gidiyor. Arkadaş demek ki o da yapmadı. Şüpheler onun üstüne kalıyor, öyle değil mi? Yani birisi bir şey çalıyorsa birisinin cebinden ve birisi sahipleniyorsa, şimdi o zaman sen onun çaldığını niye sahiplen? Onun yaptığını niye sahipleniyorsun? Onun yaptığını niye haklı gösteriyorsun? Bu böyle hani şunu derler, ben 2000 önce televizyonda denk geldim. Şimdi böyle Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü üzerindeki şüpheler. Değil mi? Büyük işte şöyle yaptı, şu saatte kadar şeyi kesildi, öteki 600 metre aşağıda bulundu vesaire. Bunlar şüpheli şeyler. Normal kaza mantığıyla açıklanamayacak şimdi. Şimdi bu da aynı şekilde. Normal bir sol eylem mantığıyla açıklanamayacak bir şey oldu. Hüsnü Zorlu şeyinde. Öyle değil mi? Şimdi hani öyle yapsa bunu anlayacağım. Ama şurada bunlar niye sahip çıkıyor olaya veya niye onlar örtbas etmek istediler olayı? Çağlayan gibi bir yerde bir kişi veya iki kişi gelip bomba koyup hiçbir ipucu ortada bırakmadan gidiyorsa bunda şüpheli direkt sonuncu kesimdir. Benim şey yapmak istediğim bu. İşin ilk başlarında tabii şey yap. Bunlar peki bunu neden yapmış olur? Bu neden yapılmış olabilir? Bunu da tabii biz düşünüyoruz, konuşuyoruz. Ben burada çok her şeye birebir dahil değilim ama bunlar ne kadar konuşuldu, ne kadar şey yapıldı çok yanında bulunamadım ama şunu şey yapayım, peki böyle bir şey neden yapılmış olabilir? Yani birçok sebebi olabilir bunun. Yani şimdi bir tanesi mesela o şeyle birebir ilgisi olmadığını anlıyoruz o Kobani şeyle. Bir şeyler yapılmak istiyordu ve bu benim tahminim, benim şeyim şöyle. Bir şeyler yapılmak istiyordu ve bizim de o sürece dahil olmamız, katkıda bulunmamız. Yani ona cevap vererek veya şöyle şimdi biz onlar yaptı diyor, onlara saldırarak. Yani şimdi öyle değil mi? Şimdi hani şöyle olur. Arkadan birisi vurdu, tokat attı. Dönüyorsunuz, arkanızda kimi görürseniz o yattı diyebiliyorsunuz. Halbuki bu yattı. Hazır mı? Veya
o neyi yapıyor? Size onunla şey yapmak için. Bu tarz şeyler olabilir, belli bir sürece. Nitekim şunu gördük, bunun hem böyle bir siyasi mantık yönünden bir açıklaması olabilir, hem de ilahi bir şeyi var. Musa Zor'un şehadetinden sonra, Adımlar Dergisi'nden bomba bulunmasından sonra bu ülkede bir daha kan durmadı. Ulu kolu kan atmaya başladı. Her tarafta o vurdu, o vurdu, o onu vurdu, bu bunu vurdu. Kim kime ne yaptı bir daha işin ucu görüyoruz mu? İki senedir işte bu yılbaşından itibaren, en son şeyden itibaren pek bir şey olmuyor. Yani ben hemen hemen iki senedir hiç kan durmadı. Yüzlerce kişi alakalı alakasız. Şimdi ilahi şey tarafından düşünürüz ama Hazreti Yahya şehit edildiği zaman derler ki işte o toprak 70 bin Yahudinin kanı atmadan o toprak teslim olmamış. Hatırlıyor musun? Bunu da şey yaptığınız zaman böyle bir tarafı vardır. Yani sen şimdi bir iddiacıyı şehit ediyorsun. Bu ne demek? Müsa Zor bir iddiacı olarak Müsa Zor ne demek? Yani biz o anlamda kendimizi şurada görüyoruz. Kimse şey yapmaz. Hani bunu içeriden birisi de duysa, dışarıdan birisi de duysa biz iddiayı o şey anlamıyla, terminolojik anlamıyla Hizbullah olarak görüyoruz. Öyle değil mi? Bu ilahi murada uygun bir davanın şeyi olarak görüyoruz. O Kur'an'da geçen esprisi içerisinde söylüyorum. Şimdi Ünsal Zor'un şehit edilmesi veya Adımlar Dergisi'ne bomba konulması o anlamda küçük bir hadise değildir. Ve ondan sonra hadiselerin bir anda patlak vermesi de bu anlamda şeydir. Boş bir iş değil, tesadüf değildir diyelim. Tesadüf değildir. Şimdi böyle bir esrarengiz, şimdi şöyle söyleyeyim, böyle bir adam. Bizim aramızda, bizim şey yaptığımız, bizim davamızın temel taşlarından biri olarak gördüğümüz böyle bir adam. Bu şey içerisinde diyelim, hani işte sen de oradaydın, abi de oradaydı, Cüneyt de oradaydı ve şey yapan, saati gelen oymuş veya Allah onu seçti oradaki grup arasından. O şehit olarak o gitti. Ama şimdi bunu tabii böyle bir şey olarak görürken, diğer taraftan bu siyasi analizi, siyasi şeyini de bunun yapmak zorundayız. Buna karşı konum belirleyeceğiz. Konum belirlemek tabii böyle karmaşık şey, bir karanlık içerisinde böyle konum belirlemek kolay değildir. Veyahut da biz kendi iç oluş sürecimiz içerisinde anında şimdi sen bana bir vurdun, ben sana anında cevap verme durumum yok. Mesela çıkarım sokakta cevap veririm. Öyle kendi sürecimiz içerisinde onu şey yapma durumunda değiliz. Ve bunu böyle biz bir sineye çekmiş şey içerisinde ama asla unutmadan bu karmaşık hadisenin analizi üzerinde her zaman bunu daimi gündem kabul ederek durmalıyız diye düşünüyorum. Benim ilk kitapta söyleyeceklerim, şey yapmak istediklerim bu kadar. Şimdilik bir şey yapabiliriz. Bir mola verelim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Camlar açalım. İyi